Sizlere teşekkür ediyorum ve konferansımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Bakanımız Erdoğan Bayraktar'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli arkadaşlar, çok değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, bu güzel ortamda Yapı Endüstri Merkezimizin bu yıl 5.'sini düzenlediği Eco Design Konferansı'nın ülkemizde doğaya, tabiata duyarlı ekolojik yapılar, ekolojik çevreler oluşturmasına katkı sağlayacağına dair inancım tamdır. Zaten Yapı Endüstri Merkezimiz Türkiye'nin gücü de bir kuruluşudur. Biz kendileriyle çok yakından çalışıyoruz. Türkiye'de yapıda ve hayatın daha rahat, daha kaliteli oluşmasında bugüne kadar gösterdiği gayretler, yaptığı hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bundan sonra birliktelik içerisinde devam edecektir. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gerek dünyanın geldiği konum itibariyle ve gerekse dünyanın, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu hem dünya ile bütünleşme, Avrupa ile bütünleşme, çevre konusunda çok daha duyarlı olma noktasında tüm bu şartları Türkiye'nin gelişme doğrultusundaki gayretlerinde dikkate almak suretiyle Türkiye'de 61. hükümette 61. Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti kabinesi oluşmadan Çevre ve Şehircilik ismi altında bakanlığımızı yeniden oluşturduk. Bunun ana kaidesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üzerinde ve yine Çevre Bakanlığı ile birleşmek suretiyle şehirlerimizin, yaşam alanlarımızın, hayatımızın idame edilmesi için çok daha uygun, çok daha duyarlı, gelişen ve değişen dünyada ekolojik sistemin, iklim değişikliklerinin dünyanın gelişmesine uygun tarzda yapılanması için biz de bakanlığımızı şekillendirdik, konuşlandırdık. Yasalarımızın büyük bir bölümünü meriyete geçirdik. Yine yeni yasalarda yapmaya devam ediyoruz. 2003 yılı başında Türkiye'de tüm Türkiye'nin 780 bin kilometre kare Türkiye coğrafyasının çevre düzeni planlarının %5,5'u tamamlanmışken bugün bu rakam, yani Türkiye'nin 1/100 binlik çevre düzeni planlarında %90 seviyelerine ulaştık. İnşallah kısa sürede geri kalanı da bitireceğiz ve Türkiye'nin neresinde ne var? Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, nüfusumuzun nasıl desantralize edilmesi gerektiği noktasında daha başımızı iki elimizin arasında koyarak daha iyi düşünmemiz, daha iyi tasarı yapmamız için çevre düzeni planları üzerinden daha alt planları da yapmak suretiyle daha bilgili ve daha bilinçli şekilde yolumuza devam etmek durumundayız. Bu arada yine enerji, ulaşım, konut, arazi planlaması, katı atık ve atık su yönetimi konularında da, iklim değişiklikle mücadele konularında da çevreye duyarlı bir yapı oluşturmak için ve fosil yakıtları değil de yenilebilir yakıtların daha çok tüketilmesi noktasında, temiz şehirler oluşturması noktasında da çok ciddi adımlar atmaktayız. İşte konutlara sertifika verilmesi, yeşil binaların oluşturulması, yine binalarda enerji tasarrufunun yapılması. Bildiğiniz gibi biz 55 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıyoruz. Bunun yarısına yakını binalarda, konutlarda tüketiliyor. Biz bu yeni sistemle eğer biz binalarımızı enerji duyarlı hale getirebilirsek ilk etapta 6 milyar dolarlık bir tasarruf yapmayı, daha sonra binaların rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden istifade ve atık suların kullanımı noktasında da
adımlar attığımız takdirde bunu daha ileri rakamlara da çıkartabileceğiz. Hatta bazı büyük sitelerde kojenerasyon sistemleriyle enerji satımı noktasında da, üretilen enerjinin satılması noktasında da, hem enerjide yenilenebilir enerji kullanılması için adımlar atmış olacağız, hem de karbondioksit ve emisyon zerk eden enerji tüketimini, fosil enerji tüketimini azaltma noktasında da çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. Tabii bizim önümüzdeki, bizim bakanlığımız olarak önümüzdeki en önemli mesele kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm bir şekilde Türkiye'de devam ediyor. Son 9 yılda Türkiye'de 5 milyon civarında konut üretildi. Göreceli olarak bu konutlar hem mühendislik hizmeti, daha fazla mühendislik hizmeti alan, daha fazla hesaba kitaba dayanan binalardır. Bunların yaklaşık 500 binini devlet eliyle ürettik. 4,5 milyon fazlası da özel sektör tarafından üretildi. Bu binaların tamamı hem enerji yönünden eskiyle mukayese edilmeyecek kadar hem ısı yalıtımlı binalar, hem de betonarme bakımından, statik bakımından sağlam binalar, çevre düzeni bakımından da yine eskiyle mukayese edilemeyecek kadar daha düzenli binalar. Tabii bizim şöyle bir sıkıntımız var. Tüm dünyada baş döndürücü şekilde şehirleşme artarken, ki bu dünyada %50'nin üzerine çıktı, Türkiye'de de bu rakam %77'lerde, %78'lerde, bu artacak. Bu kaçınılmaz bir olgu. Tarımda makineleşme arttıkça, hizmet sektörü geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, dünyada bilişim sektörü, bilgi sektörü öne çıktıkça şehirleşme de artacak. Tabii bu arada tarım da gelişecek, ama tarımda çalışan nüfus da azalacak. Bunun yanında tarıma dayalı sanayi, tarıma dayalı hizmet sektörü gelişerek bunları desteklemek lazım. Bu doğrultuda bizim dünyadan daha farklı, dünya 18. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılda sanayileşmesini gelişmiş ülkeler bakımından ifade etmek istiyorum. Özellikle Avrupa, daha sonra Amerika ve Japonya'da. Türkiye'de bu 20. yüzyılda başladı ve hiçbir şekilde devlet şehirlere olan yoğun yığılmayı, yoğun hesapsız kitapsız göçü engelleyemedi. Bu şehirlerimizin etrafını yağ lekesi halinde sardı ve şehirlerdeki gecekondulaşma, masum ve masum olan gecekondulaşma, çarpık yapılaşma, daha sonra kendisini kaçak gecekondular, çok katlı gecekondular, çok katlı kaçak yapılar, hatta ruhsat alan binaların ruhsatsız hantallaşması, büyümesi şeklindeki yapılar şeklinde de oldu. Ruhsatlı yapılarda da yine düzensiz, denetimden yoksun, hem gerekli hesaba kitaba dayanmayan, hem de enerjiyi savuran binalar ürettik ve şehirlerimizi yoğunlaştırdık. Şimdi özellikle nüfusu 350 bin 400 bin üzerinde olan şehirlerimizde, şehrin kendi ana yapısı içerisindeki dönüşümü yapmak çok zor. İnşallah bunu büyük bir gayretle, bu işe girişmiş vaziyetteyiz, girişeceğiz. Fakat emsal arttırdığınız zaman ulaşım bakımından, otopark bakımından, teknik altyapı bakımından çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Yine hava kirliliği bakımından da çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. İnsanlarımız da olduğu yerden başka tarafa gitmek istemiyorlar. Şehirleri desantralize etmek de çok zor. Böyle bir açmaz içerisindeyiz. Ama bunu en az hasarla, en ince hesapla nasıl çözebiliriz'in araştırması içerisindeyiz. Bunu sivil toplum kuruluşları, bu işte ilgili tüm aktörler, tüm sektörler, tüm disiplinler beraber el birliğiyle ülkemizin kendi şartlarına uygun bir biçimde çözmek zorundayız. Yani demokrasiyle idare edip gelişen ülkelerde şehirleşme belli bir program içerisinde olduğu için bizim gibi çok yoğuşma, çok yığılma olmadı. Avrupa'nın şehirlerine baktığımız zaman bizden çok daha iyi durumdalar. Diğer sosyalist blok ülkelerine baktığımız zaman devlet eliyle olması hasebiyle meydanlar, yollar ve şehirlerin dizaynı yine çok güzel bir şekilde. Bizden daha kötü olan ve bize benzeyen Meksika, Brezilya, Mısır gibi, Pakistan gibi ülkeler, bunlar bizden, belki Tayland gibi ülkeler bizden çok daha zor durumda. Biz şu anda İşte İspanya'ya
bu işi nasıl başardı bakarak İspanya gibi yapmaya çalışıyoruz. Güney Kore gibi yapmaya çalışıyoruz ama Güney Kore hakikaten dünyaya parmak ısırtan bir modelle kendisini aşarak insanların refah ve mutluluğa ulaştıran bir yapıyı kazandı Güney Kore. Türkiye'de inşallah bu son 9 yılda yapmış olduğu 5 milyon konutla ve şu anda devam eden kentsel dönüşümle bir gayret içerisindedir. Ama şimdi biz afet riski altındaki binaları ve afet riski altındaki alanları dönüştürmek için bir öncelik getirmeye çalışıyoruz. Yani mülkiyet hakkı esastır. Şehirlerimizi düzenlemek esastır. Kentsel dönüşüm yapmak esastır. İnsanların mülkiyet hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır. Fakat can emniyeti, yaşama hakkı, can hakkı daha önemli bir haktır. Şimdi biz bu yasanın önüne, vitrinine yaşama hakkını, hayat hakkını koymak suretiyle bir takım pratiklikler, bir takım basitlikler, yine insanlarımızı koruma yönünde kolaylıklar getirmek suretiyle daha pratik, daha kolay yoldan bir deprem, öncelikle deprem, tabii ki afet ama %60-70'i deprem, riskli binaları dönüştürmek için çok daha ileri adımlar atacağız. Bunu yine halkımızla bütünleştirerek, halkımızla bütünleşerek yapmak durumundayız. Bu ne yapacak? Hem yeşil binalar getirecek, hem enerjiyi savurmayacak, şehirlerimizi güzelleştirecek ve inşaat sektörümüzü geliştirecek. Yine bunu yaparken tarihten gelen, ta tarihin derinliklerinden gelen, en azından bu topraklarda, Anadolu ve Trakya topraklarındaki en az 1000 yıllık tarihi de gözeterek hem yerel, yöresel malzeme, yerel malzeme, tarihten gelen mimari özelliklerimizi daha çok koruyarak gelecek nesillerimize hem temiz bir dünya, temiz bir doğa, hem de geleneksel mimarımızı da yaşatmak suretiyle bir olgu meydana getirmek istiyoruz. Bu büyük bir gayret gerektiriyor. Yasamızın yarısı meclisten geçti. 25 maddelik bir yasa. 12 madde. Bundan sonra 13 maddesini de inşallah önümüzdeki günlerde meclisten geçirmek suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Yine bizim kanadımızda, mimari kanatta, mühendislik kanadında, yapı kanadında bir dizi yenilikler, güzellikler ve pratiklikler, basitlikler getirmeye çalışıyoruz. Ruhsatta kolaylıklar getiriyoruz. Denetimi sıkılaştırıyoruz. Yabancılara mülk satışının önündeki engelleri, ülkemizin stratejik menfaatlerini, askeri bölgeleri öne çıkartmak suretiyle ve yöresel bakımdan önemli olan bölgeleri de öne çıkartmak suretiyle mütekabiliyet yasasını kaldırıyor gibi gözüküyor ama mütekabiliyet yasasında daha önemli kriterler getirerek ülkemizin menfaatleri ne gerektiriyorsa dünya milletleriyle bütünleşmek, Avrupa ile bütünleşmek noktasında hem komşu ülkelerden insanlar ülkemize gelsin, burada turist olarak gelsin, ikamet etmek için gelsin, hem de dünyadaki yatırımcılar daha çok ülkemize gelsin diye yeni kolaylıklar yapmak için bir takım çalışmalar içerisinde. O da dün komisyondan geçti. İnşallah onu da kısa sürede geçeceğiz. Arkasından yapı denetimini Türkiye'de ruhsat alma zorluğundan Türkiye'yi kurtarmak için bundan 3-5 gün önce yönetmeliklerimiz çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Yine önümüzdeki 1-2 gün içerisinde basitleştirmek için bir takım yeni düzenlemeleri de yapıyoruz. Arkasından yapı denetim kanunu, arkasından imar kanununda getirmek suretiyle, arkasından yeşil binalarla ilgili yeni pratiklikler, belki bunu ekonomik bakımından vergilerle de desteklemek suretiyle yenilikler getireceğiz. Bu bakımdan bu toplantılarda, bu konferanslarda son derece önemli. Çok burada değerli arkadaşlarımız var. Yine benden önceki konuşmacı kardeşimiz de atmaca gibi hakikaten burada çok güzel konulara değindi. Mesleğini, çok kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu genç kardeşimizi, bu toplantının ülkemize, milletimize, Türkiye'deki hayat kalitesinin artmasına, yeşil binaların oluşmasına, Türkiye'de iklim değişikliği konusundaki hassasiyetimizin artmasına, çevrelerimizin, yeşil binalarımızın, yeşil bölgelerimizin ve oksijenli ortamlarımızın artmasına faydalı olmasını diliyorum. Hepinize en içten saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok özür diliyorum. Bu Eko Tasarım kitabını unuttum. Çok az böyle inceleme fırsatı buldum. Ken Young'ın yazdığı bu eser Türkiye şartlarında uyarlanarak tercüme edildi. Yeme yürekten teşekkür ediyorum. Müthiş bir kitap. Müthiş bir kitap. Hakikaten ekosistem konusunda bunu
bizlerin en az 3 sefer 5 sefer okumamız gereken bir kitap. O kadar hem akıcı, hiç sıkmıyor. Ben böyle Filistin'e bir baktım. Böyle keyif, okurken de keyif verici bir kitap. Onun da böyle hep sizlere bir fotoğrafını göstermiş olayım. Çok teşekkür ediyorum tekrar.